Samimi yumurtlar ya. Samimi yumurtlar ya. Vallahi gerçekten bazen sinirleniyorum ha. O kadar adam bir senelik hayvan oldu hala yumurtlamadı ya. Neyse. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Eyvallah elimi Yusuf'cum. Yok vallahi elimi gösterme. Elimle zaten şunu PUBG oynayacaktık arkadaşlar. Video çekecekti bugün. Olmuyor da biliyorsun. Video çekemedik arkadaşlar PUBG Mobile videosu. Şimdi böyle jilet kamile bir yer yaptım. Şimdi göstereceğim. Gel oğlum gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel gel. 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 Gel babayı dinlermiş de gel. Hadi beni de dinlermiş. Kanka nasılsın? Bunlarda neden yumurta yok? Onu bana söyler misin? Açıklar mısın? Ya da ne bileyim yani ne demek istiyorsun ya? Böyle bu kızlar kısır mı yoksa güvercinlerde kısırlık vardı ya. Bunlar yoksa kısır mı abi? Bak şimdi seni biz içeride tutuyorduk biliyorsun kanka. Tamam. Ama dedim ki gönlüm el vermedi. Tamam mı? Gönlüm el vermedi. Sana güzel bir yer yaptım. Artık dışarıda hava alabileceksin. Ondan sonra ne bileyim dışarıda tavuklarına kur yapabileceksin. Dışarısını görebileceksin. Hapishaneden kurtuldun. Tamam kanka. Şimdi arkadaşlar şöyle bir salmalık yaptık. Kadir Melenli abim bana göstermişti. Ben de yani elimizdeki parça tellerden kullandık. Şöyle güzel bir salmalık yaptık. Ama tabii şunu şöyle ben tek elle nasıl açacağım? Şöyle şuradan yok tamam onu açma. Şöyle şunu buradan kaldıracağız arkadaşlar. Şu çiviyi Şimdi şöyle yani bu biraz amatörce oldu. Niye? Telimiz yoktu, bir azemimiz yoktu. O yüzden şimdi jilet kamilimizi geç abicim. Evet. Bir. Evet. Kafes dövüş. Hadi bakalım. Horoz challenge. Hadi şikayet et. Hayvanlar için bak iyilik yapıyoruz hayvanlara. Görüyor musun? Hayvanlar dışarıda biraz hava alsın, yeşillik yesin diye biz iyilik yapıyoruz. Adam oradan bizi şikayet ediyor. Kamil. Açık hava sahne talihleri. Aynen. Neyse. Bunlar açık hava şeyi neyse. Yusuf'cum söyledi. Beni uğraştırma şimdi. Arkadaşlar böyle güzel bir salmalık modeli. Aslında salmalık mı? Biraz daha güzel gözükebilirdi ama elimizdeki imkanları kullanaraktan. Yani böyle şeyler yapabiliyoruz. Sizler de yapabilirsiniz yani. Evet jilet kamili. Şimdi kanka şunu da şöyle şuraya bir tutturayım bir saniye. Daha da güzel gözüksün ya. Şimdi kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza, teyzelerimize, hatta teyzelerimiz de bizi izliyor. Allah razı olsun. Dedelerimize, amcalarımıza hepsine buradan selamlar, saygılar. Şimdi arkadaşlar hayvanlar, oğlum sigarayı bırak, elleme, yeme. Şimdi hayvanlarımız daha rahat bir şekilde dışarıda otlansın. Hem güneşlensin, hem ondan sonra ne bileyim güzel güzel otlansınlar dedik, yemlensinler dedik, sulansınlar. Dışarısını görsünler, ağacı yemeyin, dışarısını görsünler, hava alsınlar diye böyle bir sistem yaptık. Kadir Melen'le abime teşekkür ederim. Böyle bir sistem göstermişti bana. Benimle paylaştı böyle bir şey bilgisini. Biz de yapmaya çalıştık. Tabii elimizdeki tel parça parça kullandığımızdan dolayı biraz kötü gözüküyor olabilir. Ama hiç önemli değil yani. Hayvan içeride gene yemini, suyunu, otunu yiyorsa, hava da alıyorsa tamamdır. Yani zaten önemli olan oydu. Şimdi dışarıdan şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Jilet kamilimiz şöyle artık bundan sonra böyle olacak. Yani zaten biliyorsunuz Hint horozlarına özel böyle bir yer yapıyorlardı. Hani etrafı çevirip yuvarlak daire şeklinde böyle bir şey yapıyorlardı. Tamam mı? O da içeride işte tek başına duruyordu ama biz hayvanımız böyle birazdan buğday da vereceğiz, su da vereceğiz. Hayvanımız böyle güzelce hem yeşilliğini yesin, hem havadar olsun, yani hem dışarıya görsün. Yani öyle o yüzden ayağı toprağa bassın diye böyle bir sistem yaptık. Kadir abi göstermişti bana. Ben de elimdeki malzemeleri kullanaraktan sağdan soldan çıkan tel parçalarından böyle bir şey yaptık. Sağ olsunlar arkadaşlarım, kardeşlerimle beraber. Gördüğünüz gibi model bu. Yani bunu iki tane 5-10, bir önden, iki tane arkadan yapıyoruz. Sonra alttan bir bağlıyoruz. 2-3 çıtalarla bağlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bir tane daha böyle önden, alttan bir 5-10, arkadan bir 5-10. Yani şu çatı halini ya, şu gördüğünüz modeli yapıyorsunuz. Ondan sonra nalburlardan tel temin ederekten 2 kişiye 3 kişi yardımıyla çekiyorsunuz arkadaşlar. Bizimki biraz parça tel olduğu için biraz sıkıntılı gözüküyor ama olsun, daha da güzelini de yapacağız yani. Böyle bu burada kalmaz. Jimmy jilet. Bak sen vallahi yumurtlat şunları. Ben bir tane yumurtasını alayım bunun. Tamam mı? Söz sana villa yapacağım. Güzel vaat verdim ama değil mi? Villanın villası. Neyse. Şimdi arkadaşlar böyle güzel bir salmalık yaptık. Boş boş konuşmaya da gerek yok. Zaten her şey ortada. Görüntü ortada. Bunu da bizden başkası yapamaz. Yapmaz, uğraşmaz değil mi reis kardeşim? Millet parasını verir, yaptırır. Biz sakat elle yapıyoruz. Ama olsun, bu da emektir yani. Siz de kendiniz yapın. Millete boyun eğmeyin. Ne bileyim, milleti de beklemeyin. Zamanını beklemeyin. Elim var, ayağım var. Cenab-ı Allah vermiş her şeyi.
akıl var, fikir var, mantıklı düşünerekten böyle güzel bir şeyler yapabilirsiniz. Biz de size böyle örnek olmaya çalışıyoruz. Sizler de bize destek olmak için bir like atın, abone olun, bildirimleri açın. Yeter arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.